Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız hakkı olduğu Ege Meclisi'nden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler, kentin sakini değil, sahibi olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Edis ile bugün İzmir'in turizmini, kültür varlıklarını, müzeleri ve İzmir 2013-2014 sezonuna turizm olarak hazır mı, neler yatırımda neler var, bunları konuşacağız. Sayın Müdürüme sormak istediğiniz soruları gerek telefon numarasıyla gerekse elektronik posta adresiyle sorabilirsiniz. Biz de o sorduğunuz soruları sizlere buradan yanıtlamaya çalışacağız. Evet Abdülaziz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlk girişte şunu söyledik. İşte İzmir turizme 2013-2014 sezonuna hazır mı? Evet İzmir Ocak ayı ve bugün Mayıs ayının sonuna geliyoruz. Evet. 29'u yarın. Turizm sezonu olarak da İzmir'in sahil bandı, deniz, kum, güneş boyutuyla da ciddi bir şekilde sezonun artık bir başlangıcını, bir sürecini de geçmiş durumdayız. Ve sezona da hazırlıklı olarak da tüm sektör, işletmelerimiz, otellerimiz, yeme içme tesislerimizin bu konuda eksiksiz girdiğini ve yaptığımız her görüşmede de arkadaşlarımızın sezondan da oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de gayet iyi bir sezon geçeceği inancındayız. İç turizmdeki hareketlilik, yoğunluk ise Türkiye'nin genelinde de hep beraber yaşadığımız eğitim öğretim programlarıyla biraz daha yoğunlaştığını özellikle bu konuda da belirli bölgelerimiz veya ilçelerimizde eğitim öğretim sürecinin tamamlanmasıyla bu sezonu iç turizm yönüyle de etkin bir şekilde yaşamak ve otellerdeki doluluk oranını çok daha üst düzeylere çıkarma için beklentileri bu paralelde. Dışarıdan gelecek olan yabancı turistlere yönelik ise iyi bir çalışma, yoğun bir tanıtım süreci yapıldı. Özellikle de İzmir'in son 2 yıldır Expo sürecinden dolayı da çok ciddi bir tanıtımı, bilinirliği sağladığı için de bu da her geçen yıl gerek 2013 gerekse 2014 yılı için iyi sezonlar olacağı inancındayız. Bunlar yatırımcı açısından da ciddi bir gelişme ve ivme kazanıyor. İzmir'e yeni yatırımcılar hızlı bir şekilde de geliyor. Evet. Ergün Özgün bir şeyde bulunmuştu, söylemde bulunmuştu Menderes Belediye Başkanı. Evet. Turizm denildiği zaman işte hemen ilk İzmir'de Çeşme anılır ama bizim yatak sayımız daha fazla demişti Menderes olarak. İzmir doğru mudur bu? Yani doğru mudur derken başkan doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor anlamında tabii, değil tabii yani. Ki, tabii ki şimdi Menderes bölgesi Özdere hattında ciddi büyük tesislerimiz var. Evet. Ve bu tesislerimiz de sezon itibariyle de İzmir'de en yoğun doluluğu ve uzun süre doluluğu yaşayan bölgemizdir ve büyük tesislerimiz de yer almakta. Sayın Başkanımın da söylediği bölge coğrafi konumuyla da doğal yapısıyla da çok önemli bir potansiyel, en hızlı gelişen bölgelerimiz, ilçelerimizden birisi. Bu konuda başkanımın söylediklerine katılıyorum. Uluslararası zincir işletmeler ve özellikle Avrupa ve kuzey bölgelerden çok yoğun bir şekilde turist kabul eden çok güzel kaliteli otellerimiz var Özdere hattında. Buna Seferihisar Doğanbey bölgesindeki yeni turizm, termal turizm alanlarının da devreye girmesi ve bu bölgede de güzel yatırımlar ve sanıyorum bu 2013'te açılacak olan büyük birkaç tesisimizin de devreye girmesiyle bölgenin hem termal hem de genel turizm potansiyelini artıracak ciddi yatırımların olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Seferihisar, Özdere ve Selçuk Kuşadası hattı üzerinde olması yönüyle de bölgenin ayrıcalığı ve diğer bir yönüyle ise bu bölge havaalanının 15 dakika 20 dakika içerisinde çok rahat havaalanından inen tüm yolcuların otellerine ulaşabildiği bir bölge. Bunlar turizmde
çok önemli, cazibe ve ayrıcalıklı olan özellikler. Sayın Başkan, İzmir'de turizm potansiyeli açısından önemli bir bölgenin, beldenin yönetiminde temennimiz çok daha iyi duruma gelmesi. Aslında gelmek istediğim konu şuydu. Neden İzmir denildiği zaman, Ege denildiği zaman hemen Çeşme gelir akla? Çeşme'nin eğlence merkezlerinin çok oluşu. Bir Özdere'de de müracaatlar var mı? Sadece tabii ki yatak sayısı olarak fazla olduğunu söyledi. Ben orada bir şey, doğru mudur lafı, yanlıştı. Şey anlamında, Özdere'de de bir eğlence merkezleri olacak mı? Böyle bir yatırımlar var mı? Teşvikler var mı? Veya size gelen müracaatlar var mı? Şimdi tabii İzmir denince Çeşme denmesi normaldir. Çeşme 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda büyük tatil merkezimizin, büyük otellerin başladığı, gerek eski Turban otelleri, gerekse Altın Yunus otellerinin ilk geliştiği yer. Ve Çeşme Cumhuriyet'le beraber de termal özelliğinden dolayı da turizm açısından 1920'li 30'lu yıllarda da kullanılan bir bölge. Bu yönüyle baktığımızda tabii ki Çeşme'nin hakkı çok farklı. Çeşme'nin payı, rolü çok farklı bir konumda. Özdere ise yeni planlı programlı gelişmede turizme açılan bir beldemiz. Özdere'de yeni yapılan tesisler çok kaliteli, uluslararası kriterlerde büyük tesisler yapılmakta ve sahil bandı, Özdere'de sınırlı bir sahil bandımız var. Evet. Bu sahil bandı içerisinde turizme ayrılan bölgeler içerisindeki gelişmeler, bu gelişme tabii ki eğlence ve diğer yönüyle de o bölgenin ihtiyacı olan, turistin ihtiyacı olan tesislerle, donatılarla da bunlar yerini alacaktır zaman içerisinde. Evet. Ama Çeşme bir ayrıcalıklıdır çünkü İzmir'de turizmin önemli bir başlangıç noktasıdır. İzmir denince Çeşme veya işte Kuşadası gibi, bunlar Antalya'da dahi turizm henüz yok iken Çeşme'de, İzmir'de, Kuşadası'nda turizm vardı. Turizm olgusu vardı. Turistik tesisler vardı çok ciddi boyutta. Evet. 1980'li yıllarda gerek Kuşadası gerekse İzmir'de, Çeşme'de çok önemli tesislerimiz vardı. Evet. Sevgili müdürüm, 2012-2013 sezonuna göre 2013-2014 sezonda, yani önümüzdeki sezonda ne farklılıklar olacak? Ne tür projeleriniz var? Nasıl desteklemeleriniz var? Veya size gelen talepler ne yönde? Ne tür projeleriniz var? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Şimdi 2013-2014 dönemi içerisinde İzmir'in gelişiminde, İzmir'de planlama süreci ciddi bir şekilde hız kazandı ve biz yeni birçok yatırıma ev sahipliği yapacak İzmir. Bu 2013'te ve 2014'te birçok tesisin temel atılacağı veya yeni devreye girecek, açılacak tesisler var. Bu yönüyle 2014'te yatak kapasitesinin bugünkünden daha üst düzeylere çıkması bekleniyor. Bu turizmde önemli bir unsurdur. Yatak kapasitesi kadar da ve onun oranı içerisinde de turist ağırlanır. Biz Türkiye'deki yatak kapasitesi açısından işletme ve yatırım belgesi olarak 40 bin yatağımız var. Bu Türkiye ortalamasıyla %4 civarında, aldığımız turist oranı da %4, %5 civarında, %3,5, %4 civarında. Bu nedenle yatak kapasitesinin artması konusunda bu planlama alanları hemen şehir merkezindeki İnciraltı'ndan Doğanbey bölgesi, Seferhisar, Özdere hattındaki yeni devreye girmek üzere olan tesisler, Çeşme bölgesindeki turizm alanlarının planlamasının 2013-2014'te ümit ediyoruz sorunsuz olarak tamamlanmış olacaktır. Bu planlamanın bitmesi ise İzmir'de yatırımların artık önünün açılması, tahsis alanlarının önünün açılması, bu bizim 2013 ve 2014'te İzmir'de muhakkak aşmamız gereken bir süreç ve bir bölüm olarak değerlendirmek mümkün. Bu nedenle de İzmir'de yeni yatak kapasitesi, yeni yatırımlar, zincir işletmelerin İzmir'de de yer alması ve İzmir'in bu bilinirliği ile beraber gelecek olan turist sayısının da artmasını sağlayacaktır. Evet, Turizm Müdürlüğü olarak bu sezon özellikle işte turisti çekme anlamında bir bölgeyi desteklediğiniz bir bölge var mı?
Ya biz İzmir bütünü üzerinde, ağırlıkla üzerinde durduğumuz, 2013 turizm sezonunun başladığı bu sürece gelirken yurt dışı fuarlarında bütün İzmir'in tanıtımı konusunda bir koordineli Avrupa'daki birçok fuara, Moskova'daki fuarlara ve dışarıdaki fuarlara katılarak İzmir'in tanıtımı ve İzmir'in desteklenmesi. Tanıtım konusunda diğer basılı, görsel ve dijital ortamdaki çalışmalarla yine İzmir'in tanıtımı konusunda biz İzmir'in bütüncel olarak tanıtımı, ama planlama açısından ise şu an İzmir'de Çeşme'nin planlamada çok ciddi bir şekilde hız kazanması ve turizm alanlarının planlamasını 25 binlik, 5 bin ve 1000 ölçekli planlamasının 2013 ve 2014 yılında artık bitmesi gerekir diye. Özdere hattında biraz önce bahsettiğimiz belirli bölgelerde Sayın Belediye Başkanı'na planlama yetkisi verilen belirli bölgeler var. Buraların planlama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Yine Seferihisar Doğanbey bölgesinde yine belediyeye verilen planlama yetkisi bakanlıkta ortak çalışmalarla buradaki planlamanın alt ölçekli planların tamamlanmasıyla bu bölgelerde yatırımcının önü açılmış olacak. Ben 2013 ve 2014'teki İzmir'de en önemli gelişme olarak, destek olarak planlamanın artık İzmir'de sorun olmaktan, engel olmaktan çıkması gerekir. Dikili bölgesinde yine planlama ile ilgili belirli bir aşamaya gelen ama zaman zaman da hukuki süreçlerinden dolayı duraksamalar olan Dikili bölgesindeki bir planlama sürecimiz var. Bunun da biz 2013 ve 2014'te bu sürecin tamamlanmış olacağını inanıyoruz ve bununla ilgili de Bakanlığımız Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüzde de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sanıyorum önümüzdeki haftada bu planlama ile ilgili alanda genel müdürümüz, belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle bu planlama konusunu birebir paylaşarak bu süreçte tamamlanması için bakanlık olarak üzerine düşeni yapmak istiyor. Evet. Peki bu turizmle ilgili yatırım yapmak tabii planlamayla ortaya çıkıyor bu iş. Planlama bitmezse yatırımcı da kaçıyor, gelmiyor. Doğru. Burada belediyelerle işte 25 binlik planlar, 5 binlik planlarda Turizm Bakanlığı'nın öngörüleri oluyor mu? Oluyorsa yatırımcılara ne tür kolaylıklar sağlanıyor bu konuda? Şimdi bizim planlama, hepimizin bildiği hayatın olmazsa olmazı planlı çalışma ve planlama. Özellikle yatırım alanları konusunda da muhakkak ihmal edilmemesi gerekiyor. 25 binlik planları bakanlığın özellikle hazırlaması. Ancak alt ölçekli planları da bakanlıkla beraber yerel yönetimlerin ortak çalışması. Çünkü biz planlamada belediyeye rağmen değil, belediye ile beraber, belediye ile ortak yürütülmesinden. Çünkü o bölge planlanıyor, o bölgenin gelişmesi öngörülüyorsa o bölgenin geleceği içinde yerel yönetimlerle biz zaten bunu ortak hareket ediyoruz. Biz İnciraltı'nda da bu planlamayı Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz, Balçova Belediye'mizle ortak bütün aşamaları, süreçleri diğer bölgelerimizde de aynı şekilde yürütülüyor. Bazı bölgeler biraz önce de belirttiğim gibi belediyelere bu yetki verildi. Bakanlığın kontrol ve kuralları içerisinde Çeşme bölgesi için de böyle bir çalışmayı, diğer bölgeler için de böyle bir çalışmayı düşünüyoruz. Yani belediyelerle bu planlamaların beraberce yürütülmesi ki sorunlar, engelleri de başlangıçta çözmüş olalım diye bunda da hızlı bir ivme kazanacağımız inancındayız. Evet, bir soru gelmiş İzmir'den Mustafa Dağdelen. Çandarlı'nın turizm alanında gelişmesi için çalışmaları var mı? Çandarlı'ya sahip çıkılsın demiş. Çandarlı tabii ki önemli bir bölgemiz. Bizim o bölgede turizm alanı olarak ilan edilen Bergama Dikili termal turizm alanı, kültür turizm koruma gelişme alanı olarak böyle bir çalışmamız var. Turizm alanı ilan edilmesinde turizmin gelişmesi boyutunda hazine arazilerinin, turizm yatırımına uygun alanların yerel yönetimlerle veya bakanlığın doğrudan alan incelemesiyle turizm alanı ilan edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bizim en son ilan edilen Bayındır termal turizm alanıdır. Bu belediye ile yine yapılan ortak çalışmadır. Çandarlı da bölge olarak önemli bir bölge, ancak şu an için planlama içerisinde olan
Bergama dikili termal turizm alan planlaması geniş bir alandır burada da. Bu alanın planlaması hızlı bir şekilde yürütülüyor. Zaten alt ölçekli planlar da birçoğu tamamlanmış durumda. Çandarlı konusunda da sayın dinleyicimize katılıyoruz. Evet. Tabii ki oradaki termal turizmin oluşması Sera'dan biraz daha geride gibi geliyor. Sera'da o termal suyunun Sera'da kullanılması, tabii ki orada da organik tarım yapılıyor o bölgede, Bergama bölgesinde, dikili bölgesinde özellikle. O hatta. Evet. Ama tabii yeni yeni ufak tesisler görüyoruz geçerken, davet ediliyoruz, işte reklamını yapıyorlar filan. Orada biraz yavaş gidiyor gibi, değil mi Sayın Müdürüm? Şimdi İzmir, tabii Türkiye büyük bir coğrafya. Turizmde bizim 1980'li yıllarda başladığımız ve planlı çalışmayla Antalya'dan başlanıp Muğla'ya kadar gelen süreç ve Muğla'dan Çanakkale'ye devam edecek süreçte bu planlı çalışma belirli daha yavaş gittiği için biz bu bir zaman kaybı gibi görülse de bugünkü planlamayla da biz bugünün şartlarında, bugünün kriterleri içerisinde bunu avantaja çevirme konumundayız. Biz belki 1980'li 90'lı yıllarda planlanmış olsaydı dikey yapılaşma, yoğun yapılaşma olacaktı ama bugün doğaya, çevreye uyumlu, tarımla, serayla, efendim kültürel gelişmelerle iç içe ve çevreyi de bozmadan, o doğal çevreyi de muhafaza ederek turizm yapılaşmasının gelişmesinden yanayız. Bu dünyada da kültür turizmi dediğimiz yaşam alanlarıyla iç içe, çevredeki tüm toplumla iç içe yaşanan kültürel potansiyel, turizm potansiyelinin gelişmesi hedeflendiği için biz belki 90'lı yıllarda planlanamadı. Tesislerimizin sayısı, yatak kapasitemiz şu an için henüz yeterli değil ama bundan sonraki süreçte daha uzun süre sürdürülebilir, sorunsuz bir planlamayla turizmden bu bölge daha uzun süre daha fazla kazanç sağlayacak bir planlama anlayışı içerisinde. Evet, deniz, güneş ve kum program başında da kısmen şey yaptınız, bahsettiniz. Bunların daha iyi değerlendirilmesiyle ilgili projeler var mı? Şimdi deniz, kum, güneş, İzmir bir sahil şehri. Aşağı yukarı 630 kilometrelik bir sahil bandı var ve birçok koyda aşağı yukarı 100 kilometreye yakın da doğal koylar ve plajlar. Burada belirli dönemlerin ikinci konutların işgali dışında kalan özellikle deniz, kum, güneş açısından Çeşme bölgesi, Alaçatı bölgesi, Seferihisar bölgesi ve Özdere hattı Pamucak bölgesine kadar olan sahil bandının planlama süreci. Deniz, kum, güneşin. Diğer tarafta deniz, kum, güneşin bir tatil olarak olduğu gibi sportif faaliyetler açısından da deniz, su sporları açısından Alaçatı çok önemli. Bu bölgenin sörf, yelken ve su sporları ile ilgili çalışmanın devam etmesi ve bunun Alaçatı bugün uluslararası alanda dünyada sayılı olan bölgelerden, o doğa çevreden dolayı ve oradaki yapıdan dolayı çok ayrıcalıklı bir bölge. Buraların devam etmesi boyutunda. Diğer tarafta ise Foça'dan, Dikili'den başlayarak bu bölgedeki yine sahil bandındaki yapıların ve yapılaşmanın da geliştirilmesiyle deniz, kum, güneş dediğimiz tatil turizmindeki dünyada olmazsa olmaz diye bugüne kadar da gelişen bu süreçte İzmir'de böyle bir potansiyeli zaten var. Buna ilaveten biz kültür turizmini, sağlık turizmini, termal dediğimiz termalin sağlık boyutundaki kullanımını ön plana çıkararak turizmde bir çeşitliliği gündeme getirip ve turizmdeki çeşitlilikle 12 ay turizm yapılabilir hale gelmesi. İzmir'deki hedef sadece 3 aylık 4 aylık bir tatil süreci değil. İzmir'de 8 ay 10 ay dolu turizm yapılabilir, 12 ay turizm yapılabilir hale gelmesi hedefimiz. Evet. Peki yeterli personel yetiştiriliyor mu? Var mı? Yani ya şimdi şu var, turizmde personel konusu, ben eğitim olarak da ben Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu mezunuyum. Aşağı yukarı 1980'li yıllardan beri de turizm eğitiminin lise, üniversite boyutunda da içerisinde fiilen öğretim görevlisi, öğretim üyesi olarak da görev alan bir kişi olarak
Türkiye'de turizm eğitimin verilmesi konusunda aşağı yukarı bugünkü üniversitelerimizin %90'ında turizm bölümleri var. Ha, turizm eğitimi genelde turizm bilinci, turizm olgusu, turizm anlayışı konusunda bir eğitim veriliyor. Ama bunun sektörün istediği niteliklerde hizmete yönelik, uygulamaya yönelik mesleki eğitim konusunda, mesleki eğitim konusunda hala sektörün zaman zaman sıkıntıları, eksiklerini de yok sayma şansımız yok. Bu konuda birebir sektörün otel ve konaklama, yeme içme işletmelerinin mutfak, servis, kat hizmetleri, ön büro hizmetlerinde fiilen hizmet üretecek, bedenen çalışacak, becerisiyle çalışacak elemanlara da ihtiyaç var. Ama İzmir'deki aşağı yukarı birçok üniversitemizin turizm bölümleri var, turizm fakültesi var, yeni açılan üniversitelerimizde bu konuda genelde turizm eğitimi, turizm olgusu, turizm bilinci veriliyor. Ama uygulamada ihtisas alanındaki yetişme, iyi bir aşçı yetişmesi, yani turizm eğitiminin lisesi, üniversitesi ve TÜREM'de de çalışan bir kişi olarak, yönetici olarak, ben yani TÜREM'de mezun olan çocuklarımız otellerde belki çok daha ön planda aranan elemandı. Bu sektörün kendi içerisinde hizmet içi eğitim programlarıyla da bunu yetiştiriyorlar. Yani turizm bilinci alan insanlar, gençlerimiz bu işin, bu sektörde çalışmak isterse diğer alt bölümlerinde, ihtisas bölümlerinde diyelim, çok rahatlıkla beceri kazandırma konusu aşılabilecek konular. Türkiye'de artık turizm bilinci var, turizm eğitimi veriliyor. Beceriye yönelik çalışmalar ise işbaşı eğitim kurslarıyla, özel programlarla, özel çalışmalarla gençler bu konuya hazır. Evet. Bu konuda sıkıntımız yok. Evet. Expo ve İzmir dersek neler söyleyeceksiniz? Expo ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Expo şimdi İzmir'in tabii Expo'ya ikinci dönem adaylığı. İzmir fuarlar şehri olarak hepimizin ifade ettiğimiz ve 1930'lu yıllardan beri de bir fuar olgusu, algısı var. Expo konusuna geldiğimizde de bu dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi. İzmir Expo için özellikle son dönemde çok ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu biz de kısmen kıyısında, köşesinde veya yakından takip ettiğimiz boyutuyla yoğun bir çalışma içerisinde. Ümidimiz İzmir'in Expo'yu alacağı inancındayız. Bu şekilde sonuçlanmasını da bekliyoruz. İzmir tarihi kültürel yapısı, tarihi geçmişi, miraslarıyla, coğrafyasıyla, iklimiyle, özellikle de Expo'ların yaşandığı mevsimsel olarak bakıldığında belki şu an aday olduğumuz diğer tüm ülkelerden ve şehirlerden çok daha şanslı olan, avantajlı olan, çok daha ileride olan bir konumu var. Ama Expo bir yarış. Bu yarışın kuralları da uluslararası değerler içerisinde ve diğer ülkelerin bu yarıştaki değerlendirmeleri, çalışmalarıyla da bizim de bunu, bu yarışı kazanacak şekilde bu oyunun kurallarına göre de oynamamız gerekir diye de düşünüyorum. Kısa bir süremiz kaldı. Sanıyorum bundan sonraki süreçte Expo Yürütme ve Yönlendirme ve Yürütme Kurulu, İzmir'in tamamı, İzmir'de bu konuda çok ciddi emek, zaman harcayan sanayicimiz, iş adamımız, yurt dışındaki temsilcilerimiz, hükümetin tüm organları bu konuda çok ciddi mücadele veriliyor. Bunun İzmir'e kazandırılması İzmir için bir milat olur diye düşünüyorum. Ege bölgesi için bir milat olur. Sadece İzmir değildir. Tabii Expo süreci Türkiye'nin bilinirliği için çok önemli bir organizasyon. Ama İzmir özeline gelecek olursak, İzmir özeli Expo'nun kazanılmasıyla çok şeyin değişeceği inancındayım ben. Peki sevgili müdürüm, sorularımız geldi. Kültür varlıklarıyla ilgili sorular çoğalmaya başladı. Expo 40 kere dersek biz 1040 kere söyledik zaten, evet. Expo alalım, Expo İzmir'de, evet, olsun, evet, yapılsın diye. Sağlık turizminin burada anlatılması olsun ve Expo İzmir'de yaşansın, İzmir unutulmasın, dünya tarihine geçsin, milat olacak, evet, dediniz. Evet. Büyük organizasyonlarda diyelim ki Expo alındı. İzmir bunu büyük organizasyon olarak algılıyoruz çünkü dünyada yapılan
büyük organizasyonlardan birisi. Bu aşamada İzmir o büyük organizasyonunda yatak olarak, karşılama olarak buna hazır mı? Şu an tabii ki İzmir'in yatak kapasitesiyle Expo alındığında 2020'ye geleceğimiz süreç içerisinde öngörülecek veya ulaşılacak yatak kapasitesi düşünüldüğünde biz bunda sıkıntımız yok. İnciraltı'nın planlaması gerek Expo alanı gerekse turizm yatırım alanı ve hemen şehir merkezindeki Ilıca bölgesindeki planlaması, Doğan Bey bölgesindeki planlamalar bugün eğer yatırımcı karar verirse 1 yıl içerisinde otelini hizmete açabiliyor. 2 yıl içerisinde hizmete açabiliyor. Biz İzmir'de Expo'yu aldığımızı ilan edecek olursak ben şuna inanıyorum ki 2015'te bugünkü yatak kapasitesi 2'ye katlar. Bugün Expo alınacak diye onlarca yatırımcı İzmir'de turizm yatırımı yapıyor. O nedenle turizm yatırımı açısından, yatak kapasitesi açısından İzmir'in bunda hiç kimsenin endişesi olmaması gerekir. 2013'te Expo'yu alacak olursa 7 yıl gibi bir süre içerisinde İzmir'e gelecek 20 milyon, 30 milyon insanın tabii ki İzmir ilçeleriyle beraber, diğer tarafta yakında Manisa ile beraber, Manisa yarım saat 45 dakika İzmir'e geliyor. Aydın'la beraber. Aydın'la beraber, diğer tarafta Uşak 2 saatlik bir mesafe, 1,5 saatlik mesafe. Bu bölgede çok rahatlıkla yatak kapasitesi konusunda Muğla dediğimiz aynı şekilde böyle bir sorunumuz olmaz. Evet. Biz Expo'yu 2013'te aldık da 2014'te zaten Expo organizasyonu için insanlar gelmeyecek. Önümüzde daha çok ciddi, iyi değerlendirildiği takdirde ise yatak kapasitesi gibi bir sorunun hiçbir şekilde yaşanmayacağı bir süreç var. Biz bu süreci kesinlikle en iyi şekilde kullanırız. Yatırımcı zaten para kazanacağını gördükten sonra gerekli yatırımını yapar ve biz Expo'nun alınması durumunda İzmir'in yatak kapasitesi gibi bir sorun olarak ben kesinlikle düşünmüyorum. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Sorular da gelmeye başladı kültür varlıkları ile ilgili ve o konuya da geçeceğiz. Tabii ki. Sevgili izleyiciler, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz'le kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.